Şimdi öncelikle ben 28 Şubat sürecine ilişkin açılan davadaki bir hukuksuzluğu ben ifade etmek istiyorum. Birincisi, malum bir suç işlendiğinde hemen kovuşturma başlar. Yani savcılık makamı dava açar ve dosya mahkemeye intikal eder. Fakat 28 Şubat davasının 28 Şubat'tan yaklaşık 20 yıl kadar sonra açılmış olması bir handikap. Yani hukuk sisteminin siyasete ne kadar bağımlı olduğunu gösteriyor bu durum aynı zamanda. Neden 20 yıla yakın bir süre beklenildi neden daha sonra dava açıldı? Yani eğer bir suç 20 yıl önce suçsa 20 yıl sonra da suçtur yani. Dolayısıyla burada bir yargının bir ihmali söz konusu. İkinci bir şey, 2018 yılında biliyorsunuz karar verildi. Yani 100 küsür tane asker hakkında karar verildi. Bunlardan işte bir kısmı hakkında özellikle Çetin Doğan ve Çevik Bir hakkında müebbet hapis cezaları verildi ve kararla birlikte tahliye kararı verildi. Aslında verilen tahliye kararı ya da işte tutuksuz yargılanma kararı yerinde bir karar değil. Her ne kadar bu iki mahkumun, şimdi mahkum oldular, mahkumun sağlık sebepleri ileri sürülse de cezaevinde sağlık sorunu olan bir sürü insan var yani. Dolayısıyla cezaevi infaz kurumlarında zaten sağlık kurumları var yani. Aniden hemen müdahale edilecek personel zaten mevcut. Dolayısıyla müebbet hapis cezası verilip tahliye, aynı zamanda tahliye karar verilmesi ya tutuklanmaması zaten başlı başına bir hukuksuzluk. Diğer taraftan 28 Şubat mağduru binlerce insan var. Kimisi cezaevine girdi, yattı, çıktı, kimisi hala cezaevinde yatıyor ve kimisi de bu süre içerisinde mağdur oldu, yargılandı, beraat etti ama sonuçta ortada bir maddi manevi zarar söz konusu. Dolayısıyla diğer bir çelişki, madem 28 Şubat bir hukuksuz bir karar, hukuksuz bir uygulamaydı, bu süreci başlatanlar hukuku ayaklar altına almışlardı. Bu kişilerin hukuku ayaklar altına alarak mağdur ettiği insanların hakları niye iade edilmiyor? Yani neden itibarları iade edilmiyor? Neden işte çekmiş oldukları mağduriyetlerin maddi ve manevi zararları karşılanmıyor? Bu da ayrı bir sorun. Ayrı bir sorun. Ha, bugün itibariyle verilen karar, yani özellikle Çevik Bir'in ve Çetin Doğan'ın tutuklanması geciken bir adalettir. Yani gecikmiş adalet, adalet değildir maalesef. Muhtemelen ileride de yaşları ve sağlık sorunları dikkate alınarak muhtemelen ev hapsine tabi tutulacaklardır diye düşünüyorum ben. Yani dolayısıyla hani 28 Şubat mağdurlarının mağduriyetleri giderilmedi ve kamuoyu vicdanı da maalesef tatmin olmadı verilen kararla. Ben bunu her zaman söylüyorum. Yani bir komisyonun oluşturulması gerekiyor. Yani gerek FETÖ kumpaslarının, gerek 28 Şubat mağdurlarıyla ile alakalı bir komisyon oluşturulması gerekiyor. Ve bu süreçlerde mağdur olan insanların, memurdur, esnaftır, fark etmez, mağduriyetlerinin bir şekilde giderilmesi gerekiyor. Yani sonuçta hukuk devleti iddiamız var ve sosyal hukuk devleti iddiamız var. İnsanların maddi ve manevi olarak görmüş oldukları devlet zararının, devletten doğan bir takım zararların karşılanması gerekiyor. Sadece hani göreve iade edilmiş olmaları yetmiyor. Demin bahsettiniz yani 10 yıl sürmüş bir davası var. 10 yıl sonra pardon deyip göreve alınmış fakat 10 yıllık hakkı içeride duruyor. Dolayısıyla bunların da giderilmesi gerekiyor. Bu zararların da giderilmesi gerekir yani. 28 Şubat 1997'de meydana gelmiş bir baskı sürecinin daha sonra siyasal iktidarın değişmesiyle birlikte 2016-2017 gibi bu davanın açılmış olması, yani yaklaşık 20 yıl sonra davanın açılmış olması zaten başlı başına hukuk devletinin sorgulanır hale getiriyor zaten. Yani dediğim gibi yani bir suç işlenmişse hemen savcıların dava açması gerekiyordu o dönemde. Nitekim bu davada yargılanan birçok kişi savcılığı iddia makamının talep etmiş olduğu ceza miktarı da dikkate alınarak zaman aşımından dolayı beraat kararı vermek durumunda kaldı. Yani davaları düştü bir çoğunun. Dolayısıyla bu da bir şey. Yani hukukun şeyidir. Gecikmiş adaletin
neden olduğu adaletsizliktir aslında bu da.